Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce yapmış olduğumuz tacımızın çiçekleri ve boncuktan yaptığımız çiçekleri var. Bunları hazırladık. Bugün montajını yapacağız inşallah tacımızın. Bunun montajını da tel üzerine yapacağız. Şimdi telin yapılışını anlatacağım. Evet, çiçeklerimizi kenara aldık. Şimdi telimiz var. Daha önce kullandığımız 30 numara telimiz bu. Gümüş rengi daha rahat kaplayabilmek için. Şimdi bunu 40 santim kadar taçlarımızın boyu 40 santim kadar. O kadar alıyoruz. Bundan 6 kat olacak arkadaşlar. 4 5 ve 6 kat. Sonra telimizi kesiyoruz. 6 katlı şekilde. İkiye bir katlıyoruz. Telimizi. Daha sonra bunu 3'e katlıyoruz. Yani 3'e bölüyoruz diyeyim şöyle. Şu şekilde. Yani 6 katlı telimizi oluşturduk. Niye böyle yaptık? Uçlarını daha rahat kapatabilmek için. Evet, burada şimdi bir halkalı kısım var arkadaşlar. Kıvırdığımız kısım. Şimdi burada İpeğimiz vardı arkadaşlar, iki katlı. Ben bunu dört katlı hale getirdim. Yani tekrar sardım. Dört katlı bir ipim var burada. Onu da içinden geçiriyorum. Ve buraya bağlıyorum. Evet arkadaşlar, bir tane düğüm attım. Beni tanıyan arkadaşlar bilirler, ben düğüm atmakta çok zorlanırım. Evet, tekrar düğümümü attım. Şimdi burayı sıkıştırıyorum arkadaşlar. Ve telimizi kaplıyoruz. 6 katlı şekilde katlıyoruz. Buradaki ipimiz de 4 katlı. Çok dikkatli kaplıyoruz. Bu ip çünkü zor kapatıyor. Evet. Bu şekilde telin sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi telimizi bu şekilde kaplamış olduk. En sona geldiğimizde de yine düğümler atarak kapatıyoruz. İyice sıkıştırıyoruz, kesiyoruz. Telimizin de fazlalığını kesiyoruz buradan. İş için daha eski bir makas kullanırsanız daha iyi olur. Evet, şimdi bu şekilde telimizin uç kısmını hazırladık. Şurayı biraz daha sıkıştıralım telini. Evet, şimdi telimiz bu şekilde hazır. Çok sert bir taç olmayacak. Daha esnek bir taç olacak arkadaşlar. Bunu ikiye katlıyorum. Yine ipimiz var. Dört katlı. Ortaya koyacağım çiçeğim bu. Büyük çiçeğim. Onu ortaya yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve telini sarıyorum. Çok sıkı sarmayın. Biraz gevşek sarın. Kaplaması kolay olsun size. Bu şekilde. Şimdi ipimi alıyorum. Ve dikkatli bir şekilde
sarmam gerekiyor buraya. Bu şekilde biraz sarıyorum. Biraz sonra diğer çiçeklerimi koyacağım buraya. Zor bir süreç burası arkadaşlar. Çok kolay olmayan kısmı. Oldukça zorlanılıyor. İnce ip de kullandığım için. Biraz saracağım. Evet, mümkün olduğunca telimizi kapatacağız. Altta zaten beyaz var. Kapatarak. Şimdi burada dokuzlu gruplarımız vardı. Dokuzlu gruplarımızdan bir tanesini alıyorum. Yerleştiriyorum. Onun da ucunu kıvırtıyorum bu tarafa doğru. Ve yine hemen birkaç tane saracağım bu sefer arkadaşlar. Çok sarmayacağım. Hemen diğer bir tanesini daha ekleyeceğim buraya. Evet arkadaşlar, şimdi diğer dokuzlu grubu alıyorum. Boyunu ayarlıyorum. Yine telini sardırıyorum buraya. Ve yine beyaz iple sarmaya devam ediyorum. Bir parmak kadar saracağım. Daha sonra diğer çiçeğimi koyacağım. Şimdi diğer çiçeğime geliyorum. Küçük çiçeklerim vardı. Şöyle ölçüyorum mesafesini. Birazcık daha sarabilirmişim. Hemen birkaç daha sarabilirim. Evet, biraz daha sardıktan sonra diğer çiçeğimi alıyorum. Kökünü yerleştiriyorum arkadaşlar. Çok havada durmasın. Güzel durmaz o zaman. Tekrar telimi kapatıyorum ve sarmaya devam ediyorum. Bir santim kadar saracağım yine. Evet arkadaşlar, şimdi bir santimden biraz fazla sardım. Bu sefer yedili gruplardan bir tane çiçek alıyorum ve yerleştiriyorum. Yine sarıyorum. Hemen bir iki tane bağlayacağım. Ondan sonra bir tane daha alacağım. Daha sonra bunları yerleştirilmesini yapacağım zaten. Takıldı. Tele. Evet arkadaşlar, şimdi bu kısmını göstermiştim ama bir aksilik oldu. Orası çekilmemiş. Onu daha sonra göstereceğim sizlere. Şimdi burada tekrar başlıyorum. Aynı şekilde ipimi sararak. Diğer tarafta yaptığım şekilde çiçeklerimi yerleştiriyorum uca kadar. Uca gelince ucunu kıvırmasını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 2 santim kadar kalana kadar sarıyorum bu şekilde. Bu kısmını kıvıracağım. Ucunda tel var çünkü buranın. Tel kısmını kıvırıyorum. Tekrar içe doğru sarıyorum bu sefer. Burada tel var. O ucunu kapatıyorum telin. Elime batmasın diye buradan. Evet, şimdi bu şekilde sarıp bitiriyoruz ve birkaç tane düğüm atarak
Kesiyoruz burayı. Ve hemen hafif korkutma diyoruz buna arkadaşlar. Sıkışması için, açılmaması için. Bu taraf biraz açıldı, elime takıldı biraz önce. Orayı da aynı şekilde korkutma dediğimiz işlemi yaparak sıkıştırıyoruz. Evet. Şimdi yavaş yavaş toparlama işlemine başlayacağız. Orayı da aynı şekilde hafif korkutalım. Tamam. Şimdi tacımızı alıyoruz. Ortadaki çiçeğimizin yerini belirliyoruz. Diğer yan çiçeklerimizi bir sağa bir sola gelecek şekilde açıyoruz. Diğer çiçeğimizin yanına göre. Daha sonra ikinci çiçeğimizi düzeltiyoruz. Yapraklarını düzeltiyoruz. Boncukları düzeltiyoruz. Şimdi bunun boncuklarını da düzeltiyoruz. Çünkü kaplarken şekil değiştiriyorlar. Evet. Daha sonra diğer çiçeğimizi de bu şekilde ayarlıyoruz. Bu tarafa doğru yatırıyoruz. Bu kısmını ayarladık. Şimdi aynı şekilde bu tarafı da düzeltiyoruz. Çiçeklerimizi düzeltiyoruz. Üste gelecek şekilde. Boncuklarımızı düzeltiyoruz. Yaprağımızın biri dönmüş. Onu düzeltiyoruz. Sonra boncuklarımızı düzeltiyoruz. Ve en son çiçeğimize geliyoruz. Onu da düzeltiyoruz buraya doğru. Ondan sonra yerleştirmiş oluyoruz tacımızı. Evet arkadaşlar, bu şekilde tacımız hazır olmuş oldu. Biraz esnek bir taç. Çok rahat her yerde kullanılabilecek. Çok rahat bir taç modeli oldu. Evet, istediğimiz şekle girebilecek bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Arkadaşlarınıza önerebilirsiniz sayfamızı. Kaydedebilirsiniz videolarımızı. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. İyi günler diliyorum arkadaşlar.